Arkadaşlar, Meccanine hoş geldiniz. Merakla beklenen Borussia Dortmund tarih turu başlıyor. Büyük olasılıkla ödüllerde elbette Borussia Dortmund'un forması, logosu falan filan verilecektir. Açıkçası pek çok kişi bunun için bekliyor diye düşünüyorum bu turnuvayı. Şimdi arkadaşlar, Borussia Dortmund'un yani eskiler bilirler demeyeyim de genel olarak bilinir ki arkadaşlar, en başarılı kulüp aslında Almanya'da Bayern Münih. Ama gönüllerin şampiyonu Borussia Dortmund. Yani hemen hemen her yerin kendi bölgesel takımını tutma gibi bir durumu söz konusu. İşte bizdeki işte her şehrin kendi takımını tutulması gibi. Ama Borussia Dortmund fanları her yerde. Dolayısıyla gerçekten özel bir yeri var Borussia Dortmund'un. Hatta bizim ülkemizde de en çok sevilen takımlardan biri Borussia Dortmund Almanya'da. Şimdi arkadaşlar, hemen şu kurallardan hızlıca bahsedelim. Yine aynı şekilde duraklarımız var. Kontrol noktaları olarak geçiyor. İşte bir kısım kiralık oyunculuğa yeni bir saha deseni vesaire veriliyor. Ama açıkçası benim de beklediğim şey özellikle bu turnuvada Borussia Dortmund forması, logosu. Şimdi bu maçlar oyuncuların kondisyonu, moral veya yaralanmalarını etkilemez. Bu önemli özellik. Dolayısıyla üst üste maçlar yapmaya çalışabiliriz. Ama bildiğiniz gibi arkadaşlar, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi katılmak için belirli sayıda adedimiz var. Ücretsiz olarak katılabiliyoruz. Şimdi katıl diyelim öncelikle. Çok güzel. Başladık. Evet, demin göstermiş olduğum bölüm. Şimdi arkadaşlar, önem verdiği bir tarih. Avrupa'da ilk kupaya ulaşmak üzereydiler ve onu İngilizlerden koparmak gerçekten büyük uğraş gerektirdi. Uzatmalarda gelen gol o gün tarihin sayfalarını işledi. Vay o günü. Güzel. Neyse arkadaşlar, şimdi Borussia Dortmund maçlarına bakacağız ama öncelikle arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Bu çünkü yani olan bir şey. Şimdi bildiğiniz gibi eğer yenildiğiniz zaman ve kontrol noktasını geçmişseniz ve ücretsiz deneme hakkınız yoksa eğer, otomatikman sizden token istiyor. Şimdi bazen bunu ben bir kere falan yaptım ama bir daha yapmadım. Arkadaşlar, yenildiğinizse eğer o turu geçemiyorsanız sonuçta bir sisteme karşı oynuyorsunuz. Ve bazen artık sistem takılabiliyor mu, başka bir şey mi yapıyor artık neyse, bir türlü geçemiyorsanız arkadaşlar üst üste boş yere token vermeyin. Bu oyunun amacı keyif almak, güzel bir şekilde geçmek ama sinir yapıp, stres yapıp daha çok üst üste oynamak sonuçta yani boşuna zarar verir. Gerek yok. Bakın, geçtiğiniz yere kadar geçin. Geçemezseniz çok da fazla diretmeyin. Olan sizin tokenlarınız olacak. Gerek yok. Zaten bu oyunun amacı yani sonunda vereceği, atıyorum 50-60 tokenı, hani ben o tokenı alıp geri yerine koyacağım deyip daha çok uğraştığımız zaman inanın zararlarla sonuçlar verebiliyor. Bunu bana yazmış olduğunuz pek çok yorumdan da görebiliyorum. Eğer arkadaşlar yani geçemediğiniz bir aşama olursa elbette ben de elimden geldiği kadar destek vermeye çalışacağım. Ama yani hani bir iki tane diyelim, hani birkaç token tamam ama arkadaşlar 15, 20, 50 token ne gerek var? Neyse, şimdi arkadaşlar hemen şu duraklara başlayalım. Birinci bölümde 2'ye 2 verecek. Atletik Red, Atletik Bilbao ile mi oynuyor artık neyse. Evet, rakip böyle oynuyor. 4-1-1-1, 3-1, 4-1-1, 3-1 şeklinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 1-2-3 tur çok çok kolay oluyor genellikle. Hemen hatta takıma şu an çok bakmadan başlıyorum. Ha bu arada neyse, bu maçı geçtikten sonra diğer maçları ve ödüllere bakalım hemen arkadaşlar. Onu atladık. Şimdi evet, moralimiz var. Kondisyonlara çok bakmadık ama iyi, fena değil. Maç başladı. Takımı biraz düzeltiriz. Kırmızı formayla rakibi izliyorsunuz, mavi formayla beni izliyorsunuz. Hemen taktikler, yani bıraktığım gibi daha doğrusu, savunma ortadan uzun, kapalı, yüksek, zor, adam adama açık şeklinde. Yani savunma oynayarak geçmiş oluyorum ama tabii bu takımı düzeltmemiz lazım. Şöyle şunu ortaya koyalım. Yıldırım Beyaz şöyle kenarda dursun.
Ta geçen dönemden Gültekin'in şöyle yerini değiştireceğiz. Biraz maç başlasın. Gültekin'i Yıldırım Beyazıt'ın olduğu yere alıp teşekkürler. Bu gol. Evet. Yani ilk turlarda hiç gol yemeden açıkçası 5-6 tane atmamız lazım. Her ne kadar rakip hani denk olmasına rağmen çok sıkıntı olmaması gerekiyor. Dediğim gibi ilk turlar biraz basit, kolay, hemen. Zaten ödüller de arkadaşlar çok az. Yani işte iki dinlenme paketi, iki moral paketi çok bir şey ifade etmiyor yani. Evet. Bu arada şöyle bakalım. Evet. Şöyle Rodas'ı Sakan'ın yerine koyalım. Gültekin'i orta alana alalım. Rodas'ı sola alalım. Aragon'u şöyle tek DMC oynatalım. Tamam. Şöyle çift AMC ile oynayalım arkadaşlar. Evet, Yıldırım Beyazıt bıraktı topu. Hem Gültekin'i AMC pozisyonunda görelim tekrar. Evet, Barbaros aldı gidiyor. Son anda gidemedi. Ama olsun, güzeldi. Gidişi iyiydi. Evet. Ortadan değil, şunu kenarlardan alalım. Barbaros 6 numaranın baskısı altında kalıyor. Onu aşması lazım. Demeci pozisyonundaki eleman Barbaros'u takip ediyor açıkçası. Evet. Geçti ve attı. Çok bir şey değil arkadaşlar. Dediğim gibi şu bölümü geçelim hayırlısıyla. Şu diğer hem şu ödüllere bakalım. Gerçekten merak ettiğim oydu açıkçası. İlk maçı hızlı bir şekilde geçelim diye bekliyorum. Yani 2-0. Dediğim gibi gol yemeden 5-6 tane. Hatta bugün özel sponsorluk ödüllerinde mutlaka bu maçla ilgili işte şu kadar gol veya şu kadar galibiyet falan filan vardır. Ona da bir bakarız. Mutlaka oradan da bir şeyler gelir. Ama dedim ki şu an 2 tane gol attık sadece. Önceki özel sponsorluk ödüllerinde en az 3-4 gol falan vardı. Evet. Şu an Gültekin'in çok bir etkinliğini görmedik. AMC pozisyonunda. Evet, ikinci yarıda güzel bir şekilde bir ver kaçlarla gidiyoruz. Evet, çok güzel, çok güzel. Bu da gol olmalı artık. Evet, oldu. Şimdi arkadaşlar, rakip eğer böyle omurga yapısıyla geliyorsa ortadan, sizin de yapmanız gereken şey kanatlardan oynamak. Ortadan oynadığınızda açıkçası oyun kilitleniyor bir noktada. Yani siz onun rakibi durdurmuş oluyorsunuz ama gollü pozisyon çok olmuyor. O noktada işte kanatları kullandığınız zaman çok daha rahat bir şekilde sonuca gidebiliyoruz. Evet, Gültekin'in serbest vuruştan golünü izleyeceğiz bakalım. Evet, geldi. Rakip 6 numarası yaptığı sert müdahaleler sebebiyle güzel sarı kartı da gördü. Evet. Şimdi bakalım 5 olacak mı ki olması lazım şu noktada. Evet.
Abdülhamit güzel getiriyor. Şu an Kueto oynayan bir şey yok ama şu Yıldırım Beyazıt'ın yerine Şahi oyunu alacağım ben. Paslaşmaları güzeldir. Evet. 5. Mehmet sarı kart görmüş. Evet. Rakibi sakatlamış. Wright adlı oyuncuyu. Bu arada arkadaşlar maçta rakip sakatlandığında oyuncuyu değiştirmiyor. Yani rakip sakat sakat oynuyor. Sisteme karşı oynadığınız için. Bu da bir noktada bir avantaj. Yani rakip sakatlandığı zaman açıkçası bir kişi eksik şu an gördüğünüz gibi. Evet. Aslında ben şu kaleciyi de değiştirecektim. O yeni kaleciyi koyacağım ama onu biraz daha geliştirmem lazım. Ondan sonra yeni özelliğiyle beraber yeni kaleci daha iş yapacaktır. Ben de. Aslında bir yeni sezon hazırlık videosu da çekecektim. O daha iyi olur. Çünkü yeni sezonda arkadaşlar ufak tefek değişikliklerle oynuyorum. Oynayacağım. Yapmak istedim. Yeni sezon derken yani bu sezon itibariyle önümüzdeki sezonu hazırlıklarım var açıkçası. Her sezon takımda ufak tefek değişikliklerle beraber yeni şeyler yapıyoruz. Yapmamız gerekiyor. Ve bu arada 5 geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tiki taka futbolun en güzel tarafı işte. Karşılıklı paslaşmalar ve sonra atılan gol. Bu noktada 6 geliyor mu? Yok. Ama zaten oyunun geri planda ceza alanının gerisinde kuruluşundan belli daha gol olacağı. Evet. Güzel. Evet 81. dakika 5-0. Aslında bu noktada Gültekin'i biraz şöyle şu tarafa koymak daha mantıklı. Rodas soldan geliyor. Bakalım son hata yapabilecek miyiz? Yoksa rakipte mi kalacak? Evet. 88 dedi. Bakalım bitti mi diyecek. Evet bitirdi maçı. Maçta iki tane onluk oyuncumuz var gördüğünüz gibi. Abdülhamit Han, Barbaros mis gibi. Güzel. Her iki oyuncuyu da kutluyoruz. Teşekkürümüzü de gönderiyoruz. Hemen arkadaşlar şunları evet. 3 gol atmış. Aldık. Güzel. Evet. İkinci sırada premium logo. Güzel gözüküyor. Rakip nasıl oynuyormuş? Evet. Kanatlardan oynuyor arkadaşlar. 3-3-4 şeklinde. Gelsen Kirşen şehrinde. Ondan sonra 3. turda kiralık bir oyuncu var. 6 yıldız, 7 günlük bir kiralık oyuncu. Yani çok önemli bir şey değil açıkçası bu kiralık oyuncular. Neyse. 4. sırada 5-7 yıldız arası bir oyuncu veriyor. Bu kiralık değil arkadaşlar. Rakip nasıl olacak burada? Yani biraz önce oynadığımız formatta ortadan biz de buna karşı kanatlardan oynamalıyız dediğim gibi. Ondan sonra 5. sırada saha deseni veriliyor. Yani şu saha desenlerini ben çok takmıyorum açıkçası. Rakip nasılmış? 4-2-3-1 şeklinde oynuyor. Güzel bu biraz daha güçlü gördüğünüz gibi ama... Arkadaşlar oyuncu isimleri falan hep yani gerçek o dönemki oyuncuların çakma isimleri tarzında yani kendi tarihleriyle alakalı açıkçası. Bunlara daha detaylı aslında böyle bir bakmak lazım ama neyse. 7'de kiralık oyuncu var. Bu da 7 günlük ama bu sefer
çok daha güzel. 5, 6, 7, 8 yıldızlık bir oyuncu verilecekmiş burada. Rakip 143. Evet. Bu sefer daha da güçlü. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyuncuların yaşlarını oynatıp biraz zor yapmış olacak. 114 gücünde. Ve sonda 60. Dortmund'a karşı yarışıyorsunuz. Güzel, kendilerine karşı. Son maçı kendilerine karşı yaptırıyorlar. Evet, rakip bu sefer 116 gücünde. Ben 90'la başladım, farkındasınız. Yani yaklaşık 20 puan koymuş oluyor. Rakip bu sefer güçlü. Hazard, Reus, Malen. Evet arkadaşlar, güzel. 4-2-3-1 şeklinde bilirseniz, yani kazanabilirseniz 60 token özel başarıyı veriyor. Evet, güzel. 8 maçlık bir seri 118 ile bitirecek. Kolay değil ama hayırlısı olsun diyorum bakalım. Şimdi aslında birinci tur oynadık. Şimdi ikinci maçı da oynayalım hazır. Şu logoyu alalım. Ondan sonra videoyu kapatalım diyorum. Evet. Westfalian Blues. Evet. Rakip kanatlardan değil, ortadan olacak. Uzun, kapalı. Kontratağı zorlamıyorum. Tamam. Savunma anlayışıyla başlıyorum yine. Evet, rakip de mavi. Ben de mavi. Ben biraz daha koyu maviyim. O biraz daha açık mavi. Şimdi bu takıma karşı arkadaşlar, açıkçası savunmayı değil orta sahayı biraz arttırmamız lazım. Ama dediğim gibi şu an istediğim şey şu güzel logoyu almak. Takımda ufak değişikliklerimizi yapalım hazır başlarken. Rakip böyle oynuyor. Üçlü defans anlayışı. Üçlü orta saha ve dörtlü forvet anlayışı. Şöyle kenarlar açalım. Aa, bu arada ilk golü atmışız. Tüh, göremedik. Neyse. Şu iki DMC'yi ben iki kenara doğru yasladım açıkçası. Rakip 1-1 yaptı. Güzel. İlk golümüzü yedik. Çok enteresan. Genelde bu tip özel oyunlarda, hani ilk maçlarda çok gol yemeyiz. Daha hemen hemen hiç gol yemeyiz. Evet. Gole gidiyoruz. Barbaros kaçırdı. Karşı karşıya birebir ve kaçırdı. Teşekkürler arkadaşlar. Bu arada taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Forvet'i de şöyle ileri alıyorum. Ve biraz sonra yani hala şu ikinci golün nasıl geldiğini çok anlamış değilim açıkçası. Yani rakibinin bir golünün nasıl geldiğini anlamış değilim. Hiç mantıklı değil. Şu an orta sahaya arkadaşlar dörtlü yapmak istiyorum. Defansı bir kişi çıkartacağım. Ama şu dakikalar geçsin istiyorum. Tek DMC koyacağım. Her ne kadar rakibin AMC'si olmasa da orta alanı hani biraz kuvvetlendirmiş olacağız. Daha doğrusu defansı kuvvetlendirmiş olacağız. Çünkü savunma yapmaya orta sahadan başlayacağız. Hı hı.
Evet. Yani ilk yarı ben açıkçası kesin önde bitiririz diye düşünüyordum. Şu an rakibin hala istatistiklerine bakmadık ama. Evet, 61'e 39 üstünlüğümüz var. Ama bunu gol olarak da almamız lazım. Ortadan güzel. Kanatlara gerek yok. Şimdi ikinci yarı arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Matemoyu oyunu alıyoruz. Orta sahaya alacağız. Evet. Teşekkürler. Evet. Gültekin serbest vuruştan aldı. Güzel. Şimdi evet, orta sahaya dörtledik. Top zaten bizde olacaktır ama güzel hem Barbaros'a hem de Yıldırım'a iyi pasların verilmesi için açıkçası bu bir şart. Çünkü rakip zaten defansı 3 kişi. Yani o 4 kişilik orta saha ile 3 kişilik defansı çok rahat, daha rahat aşabiliriz. Güzel ara toplarla. Ki bu da öyle olacaktır diye bekliyorum. Gültekin iyi vurdu. Evet. Evet, Gültekin'in bir serbest vurucu daha. Bu sefer dışarı attı. Olur. Şu an Barbaros Hayat'ın 6.7, Yıldırım Beyazıt 6.9. Bunlar iyi rakamlar değiller. Bir forvet, iki forvet oyuncusu olarak da. Şimdi Barbaros'u biraz daha ileri alıyorum. Biraz daha ileride topla buluşsunlar istiyorum. O yüzden. Evet. Demeyeceğim. Arangonu. Evet. Sanki gole gidiyoruz gibi geliyor bana ama çok güzel çevirdik topları. Hala da öyle. Evet. Çok güzel. Çok çok güzel. Karşılıklı tık 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 işlemeleri çok güzel. Biraz önce yaptığımızı yapacağım. Şöyle ki. Önce Gültekin'i biraz şöyle şuraya alalım. Ondan sonra Rodas'ı da sola alalım. Tamam. Gültekin'i biraz daha böyle aktif orta alanda yaptığı hareketleri görmek istediğim için o şekilde amirce pozisyonunu alıyorum. Hem de bulunduğu pozisyonu da görmüş oluyor. Güzel. Birazdan da çıkartabilirim tekrar. Yani Şahin'i de oyuna alabilirim eğer kötü sırıtırsa. Ama şu an çok çok güzel duruyor. Bakalım. Evet. Çok bir şey yok. 84. dakika. 3-1. Değil mi? O bir gol yemek çok mantıklı değildi ama olabiliyor demek ki.
Güzel. Gültekin kaptırdı orada. İyi paslaşmalarla geçmesi lazım diye bekliyorum. Evet. Ve bitirir büyük olasılıkla maçı. Son bir hata rakibe veriyor ve offside'la kesildi. Evet, bitti arkadaşlar. 3-1. Gördük. Şimdi hemen şu önemli anlarımız. Güzel. İstatistiklerde rakip sol kanattan çok gelmiş. Benim sağ kanadımdan, yani Abdülhamit'in olduğu kanattan. O çok ileri çıkıyordu zaten. Güzel. Ben ortadan daha çok saldırmışım. 62-38'lik toplu oynama hakimiyetimiz var. İyi çıktığımız. Taraftarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Ve şu logoyu alalım. Evet. Çok şık duruyor. Şunu kullan diyorum. Gerçi arkadaşlar yani evet ve başarının kilidi açılmış. Paylaşmıyorum. Güzel. Şimdi ilk iki maçı bu şekilde geçmiş olduk. Geçmiş olsun diyorum. Şimdi üçüncü maçta şu an oynamayacağım. Sadece bakalım rakibi. Üçlü defans anlayışı, dörtlü orta saha ve üçlü forvet. Arkadaşlar ortadan saldıracağız. Kanatlardan değil. Kanatları gördüğünüz gibi iç tarafı da çok dolu. Kanatlardan gitmek şey. Ama orta alanda orta alana biz de aynı şekilde 4 oyuncu alırız. Defansı yine üçlü yaparız. Orta alanı 4 oyuncu yaparken arkadaşlar orta göbeğe 2 tane oyuncuyu çok yakın koymamız lazım ki şu ortadan biz açılıp gidelim. Veya direkt ortadan koyarız. Yine AMC olacak, DMC olacak. Ortadan ilerleyeceğiz yani hayırlısıyla. Tamam. Neyse şimdi 3'ü oynamıyorum ama dediğim gibi böyle oynamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu kulüp varlıklarından hemen evet. Güzel. Pardon. Evet güzel duruyor. Hayırlısıyla böyle kullanalım bakalım. Bir de şu özel sponsorluk ödüllerine bakalım. Hemen kısaca orada bu maçla alakalı olarak bu turnuva ile alakalı olarak ne diyordu? Sabah bakmadım açıkçası. Bu arada ligde Livorno'ya yenilmişiz. Göremedim onu. Takım hazır değildi. Ben bakamadım. Evet, şunu alalım. Evet, üçüncü maçı da kazandığımızda bir puan buradan gelecek. Zaten 3 gol attık. Bunu aldık. Evet, güzel. Dediğim gibi şunu hallettiğimiz zaman, yani bir maç daha kazandığımız zaman buraya da bir 50 puan daha gelecek. Güzel. Bu sezon arkadaşlar premium almıyorum. Bilginiz olsun. Yani ödülleri çok beğenmedim açıkçası. Yani bir önceki ödüllerle hemen hemen aynı. Ama dediğim gibi özellikle şu tekrar duran top durdurucu özelliği veriyor. Ben zaten aldım var. İkinci bir kaleciye tekrar böyle bir şey de veremeyeceğim için açıkçası almayı düşünmüyorum. Özellikle onun için almayı düşünmüyorum. Başka da bir yani bunun için ayrı bir video çekmek lazım açıkçası ama şu an gerek yok. Yani şunu isteyen olursa bir sezon boyunca işte 123 gücündeki bir yıldız eleman isteyen olursa alabilir ayrı bir şey. Alttaki ekstraları almak isteyenler olursa özel sponsorluğu alabilir ayrı bir şey. Ama mesela beni yani Paris Saint-Germain'i isteyen varsa yine alabilir formasını, logosunun yanında. Ama dediğim gibi ben bu dönem almayı düşünmüyorum. Alanlara mani olmayayım ama dediğim gibi ben bu sezon ne %5 Mourinho desteği istiyorum ne de alttaki ekstraları. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Uzun bir video oldu açıkçası. Hem iki maç oynamış olduk. Ya bakın günlük kontratı bile imzalamamışız.
hem uzun bir video oldu hem de bu turnuvaya da böyle bir güzel bir giriş yapmış olduk. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'de kalın. Görüşmek üzere.